Salgında en büyük sıkıntıyı çeken kesimlerden biri de esnaf. Aylarca kapalı kaldı dükkanlar. Esnaf ise ayakta kalabilmek için kredi çekti. Çekilen kredinin faizi ise belleri daha da büktü. Esnafın derdini bankalar da doğruluyor. Ben de çektim. Ödeyemedik, bir daha çektik. Böyle. Sonra? Sonrası borç birikiyor, ne olacak? Herkes şu an borçla borç kapatmaya çalışıyor. Borç borçla ödenir mi? Esnaf borçların altından kalkamadı. Borcunu kapatmak için bir daha borçlandı. Esnafa uygun kredi veren Kamu Bankası açıkladı rakamı. 2017 yılından bu yana sadece Halk Bankası'ndan kredi çeken esnaf sayısı 448 binden 1 milyon 168 bine çıktı. Türkiye'deki esnafın yarısının Halk Banka borcu var. Yani her iki esnaftan biri borçlu. İki esnaftan birini mi? İki esnaftan ikisinin borcu var. Esnaf kredisini çektim 50 bin lira. Ödedin mi? Ödemedim. Borcunuzu ödemiyorsunuz. İcra gelebilir. Gelebilir ama yani bir şekilde oradan alacağım, oraya vereceğim, oradan alıp ona vereceğim. Öyle bir şekil kendimi döndürmeye çalışıyorum. Resmi rakamlar da esnafın derdini doğruluyor. Özellikle son 1,5 yılda salgın ve kısıtlamalarla mücadele eden esnaf içinse tablodaki borçlu sayısı daha fazla. Her iki esnaftan birinin borcu var. Bence herkesin borcu var. O biri değil yani. Üçte üç kredi borcum var. Kendimi rahatlatmak için kredi çekeyim diyorum, teminat isteniyor. O yüzden çekemiyorum. Borç üstüne borç yaptı esnaf. Esnafa göre kredi çekme ve ödeme koşulları zor aslında ama buna mecbur kaldı. Yıllardır bir pasajda tuhafiye dükkanını döndüren, döndürebilen bir esnaftı. Sonunda o da borçlarının üzerine bir de kredi çekmek zorunda kaldı. Neden çektiniz kredi? İhtiyacımız olduğu için. Sıkıştık. Ödemelerimiz birbirine karıştı. Borcunuz mu vardı? Tabii ki. Benim gücüm yerinde olsa niye bankaya faiz ödeyeyim ki? Bankanın faizleri de hiç öyle söyledikleri gibi değil. 25 bin lira çektim, 36 bin lira ödeyeceğim. Ve bu pandemide verilen para, herkese verilen para, yardım gibi verilen para. Benim çektiğim krediyi 3 ay sonra başlatmışlar. 3 ay sonra pandemi bitti mi ki? O gün yine ihtiyacımızı gördük. Ama sonrası kötü oldu. Can suyu oldu ama peki ya sonra? Sonrası faizi borç oldu esnafa. Halkbank Genel Müdürü'nün verdiği bilgiye göre 850 binden fazla esnaf 40.1 milyar lira tutarındaki vadesi gelen kredi ödemelerini erteledi, yani ödeyemedi. 6 ay oldu, bir kuruş desen ödemedim. Ödeyemiyorum. Ne olacak peki? Ödeyemiyorum. Artık ne olacaksa olur yani. Çalışacağız, ödeyeceğiz. Yoksa da kepeği vurup gideceğiz.